Yaygın olarak kozmetik alandaki uygulamalarıyla bilinen botoksun özellikle yüz ve felç sonucu vücutta oluşan hareket bozukluklarının tedavisinde de kullanıldığı bildirildi. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hande Yiğit Dinç Türker, botoksun halk arasında zannedildiği gibi sadece kozmetik alanında uygulanmadığını anlattı. Sadece o kullanım alanı yok. Başka kullanım alanları, işte nörolojide bizim sık kullandığımız fasial distoller, bunların içerisinde hem fasial spazm, blefarospazm var. Bu şekilde inme sonrası gelişen spastiler ve başka distoller, özellikle servikal distoller, yani boynun şu şekilde yana döndüğü zorlu bir şekilde. Onlarda çok iyi sonuçlar alıyoruz. Türker, bu yöntemin aynı zamanda hareket hastalıklarında da kullanıldığını dile getirdi. Hareket hastalıklarında kullanılıyor. Distonilerde, özellikle yüzle ilgili distonilerde. Ama buradaki hastamız bir inme sonrası felç geçiren, dolayısıyla kolunda spastite teşekkür eden hasta, yumruk şeklinde oluyor genellikle ekstremite. Onu açmaya uğraşıyoruz botulinum toksin enjeksiyonlarıyla ve genellikle de iyi sonuçlar alıyoruz.